Yay, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, Ağustos ayına hoş geldiniz. Ağustos ayında sizin için değerli konuları gündeminize getirecek güzel enerjiler var diyebiliriz. Çünkü Ağustos ayı boyunca gökyüzünde güneş aslan burcunda ayın 22'sine kadar ve sizin hayatınızda da uzaklar, gelecekle ilgili planlarınız, efendim orada seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular gündeminizde olacak. Bu arada yükselen burcunuza göre lütfen öncelikle takip edin, sonra güneş burcunuzu takip edin. Şimdi Ağustos ayının hemen başında 4 Ağustos'ta 12 derece aslan burcunda bir güzel bir yeni ay doğacak. Ateş elementi olduğunuz için de bu yeni ay size destek oluyor. Şans ve fırsatları da getirebilecek, destek alacağınız, hayatı biraz daha kolaylaştıran eğitim gibi, kültürel konular gibi, yurt dışı ile bağlantılı konular, seyahatler olabilir. Çünkü Ağustos ayının aslında en çok gezecek burcu sizsiniz. Tatil olabilir. Üniversiteler, yerleştirmeler olabilir. Belki çocuklarınızın hayatıyla ilgili belki uzak bir hedef, uzak bir şehir, bir ülke tercihi olabilir. Bu arada ticari konular, felsefi konular ve hukuki süreçler içinde yine 4 Ağustos'taki yeni ay fırsatlar, yenilikler, başlangıçlar getirecek. 5 Ağustos'ta Merkür retromuz başlıyor. Başak Burcu'nda başlayan Merkür retrosu özellikle tabii ki yaylar için kariyer evlerinde bir Merkür retrosu olacak. Ve ayın 14'üne kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Mesleki konular, hayatın tümünü ilgilendiren, biraz daha geniş alanda, geniş düşünebileceğiniz ama aynı zamanda biraz da tıkanmalar yaşayabiliriz. Bir şeyler ters gidebilir, yanlışlıklar olabilir ama bu da bizim biraz durmamızı, yavaşlamamızı, eksiklerimizi veya yüzleşmemiz gereken ya da problem teşkil eden geçmiş arkamızda bıraktığımız konuları çözmemiz için fırsat verecek. Ayın 14'ünden sonra ise Merkür retrosu Aslan Burcu'nda devam etmeye başlıyor. Önceden gittiğiniz yerlere seyahatler edebilirsiniz. Ya da hayalini kurduğunuz, düşündüğünüz, biraz böyle hem yurt dışı ile ilgili belki bir manifest yaptınız. Efendim onunla ilgili fırsatlar getirebilir. Pasaporttur, vizedir mesela böyle girişimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda belki de yarım bıraktığınız bir eğitim, bir benzer akademik konu, ticaretle ilgilenen bir yaysanız bunlarla ilgili gelişmeleri, çocuklarınızı, fırsatları bu şekilde getirecek. 30 Ağustos'a kadar bu arada Merkür retrosu devam ediyor ve 30 Ağustos'tan sonra da yine bu saymış olduğum konular aslında gündeminizde olacak ve daha rahat, daha çözüm odaklı, hatta çözülecek bir süreç olacak. Ayın önemli bir diğer kısmı ise 19 Ağustos arkadaşlar. Çok önemli bir 27 derece Kova burcunda dolunay yaşayacağız. Sabit grup burçları tabii ki daha çok etkiliyor. Siz çok etki almayabilirsiniz bu dolunaydan. Kova burcunun 27 derecesinde işte Uranüsyen dediğimiz, biraz Uranüs'ten sert etkiler alan, kırılmalara neden olabilecek bir dolunay. Yine sizin için seyahatler, girişimler, iş başlangıçları, eğitim, belki kardeşleriniz, yolculuklar gibi alanınızda meydana geliyor. Yakın çevrenizde yani ilgilendiren bir süreç olacak yay burçlarının. Etkilerini ise tabii ki Ağustos'un sonuna kadar, hatta Eylül'ün ilk günlerinde de hissedeceğiz bu dolunayın. Yine önemli bir zaman dilimi Ağustos ayı boyunca bu arada. Mars İkizler Burcu'nda Jüpiter'le birlikte, hatta kavuşum halinde olacaklar. 14-17 Ağustos, 18-19 Ağustos, bu tarihler biraz riskli. İlişkiler evinizde. Bu da demek oluyor ki ilişkilerde çok daha cesur adımlar atabilirsiniz. Ortaklı işlerde biraz daha böyle gerilim artabilir ama hırs yapabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyelim, Merkür retro olmasından dolayı özellikle mesleki alandaki ilişkiler, belki mesela evli olanlar veya partneri olanların kendi hayatlarında olmaz da işte eşlerinin hayatlarında, böyle kariyer hayatlarında böyle bir rekabet içinde olabilirler. Yapacakları girişimler, giriştikleri ataklar mesela biraz yavaş ilerler.
biraz da böyle mental olarak tabii asabi bir durum getirebilir. Merkür eğer zamanı yavaşlatır ve tıkanmalar getirirse. Diğer önemli bir konumuz tabii ki Venüs yine ay boyunca Başak Burcu'nda ilerleyecek 29 Ağustos'a kadar. Kariyerle ilgili konularınızı gündeminize taşıyacak. Bu ay sanırım kariyerde en çok sınav verecek ama en fazla da çözüm bulacak. Yolunuzu açacak, güzel teklifler hatta getirecek bir ayı yaylar yaşayacaklar. Genel olarak şunu da hatırlatalım tabii ki ayın sonunda Venüs 29 Ağustos'ta Terazi Burcu'na geçecek. Venüs'ün Terazi Burcu'na geçişi elbette ki sizi biraz daha parlatacak. Dengeli, daha rahat, Merkür Retrosu'nun da bitmesiyle birlikte sosyal yaşantınızda daha rahat, biraz daha sevimli aslında diyelim. Konular, olaylar, dostluklar, projeler, yarım ilerlemeyen mesela iş projeleri diyelim, daha rahat ilerlemeye başlayacak ayın sonu itibariyle. Genel olarak baktığımızda evet, yurt dışı, sosyal konular sizin için daha bir öne çıkmış gibi gözüküyor. Söylemediğimiz ne var diye bakıyorum. Arkadaşlar şunu belirtelim, yükselen burcunuza göre takip edin tabii ki. Özellikle verdiğim derecelere yakın yerleşimleriniz varsa etki alırsınız. Sabit grup burçlarda 12 derece ve yakınları, 27 derece ve yakınlarında yerleşimleriniz varsa bu söylediklerimden daha çok etki alırsınız. Şunu da hatırlatalım, yay burçlarının mesleki alan, iş ve kariyerle ilgili konularında da çok ani gelişmeler yaşanabilir. Çok beklenmedik yönde böyle bir takım girişimler, ataklar sanki sizleri bekliyor gibi duruyor. Evet, mutlu bir ay diliyorum öncelikle herkese ve iletişimde özellikle bilhassa ayın 14'üne kadar, 14'ün 15'ine kadar çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Merkür retro olduğunu unutmayalım. Hoşçakalın efendim.